bağırmalar, çağırmalar, oralarda sen artık uçuyorsundur. Yorulacağız, onlar yoruyor biliyor musun? Evet, aynen. Yok, yok, yok. İyiyim aslan. Böyle bana mısır mı? Gel bir geri doğru, 25 dakika daha geç gelseydim. Aslanlardan intikamını alacağım. Heyecanlanmıştı, korkuyordu. Filan. Merhaba, ben Kraliçe Felina. Bütün dünyaya hükmetmek istemez misin? Aslanlardan intikamımı alacağım. Bu oldu işte. Buldum. O anıların hepsi yok olup gitti Max. Şu anda tek hatırladığım siz aslanların bize çektirdiği onca acı. Sonum geldi. Merak etme. Çok bayağı belli yani, hani geldi, gitti her şey. Dinozor kristalleriyle bunu başarabiliriz. Bütün dünyaya hükmetmek istemez misin? Dinozor kristalleriyle bunu başarabiliriz. Dinozor kristalleriyle bunu başarabiliriz. Olur mu? Sonun geldi Max. Aslan gücü! Aslan gücü! Aslan gücü! 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 Aslan! Geçmişe gidip gölgelerin efendisini bulacağım. Zaman kötü rolde, hani kötü ruhta bir kadın oynayamadım. Bir türlü bana konduramadılar. Ama en azından sesimle de olsa bu işin içine girdiğim için mutluyum. Hep böyle hırslandığım zaman böyle bir kötülük yapmak isterim ama o en fazla 3 saniye sürer. Ondan sonra da her şeyin doğru yolun aslında sevgiden, anlayıştan, konuşmaktan geçtiğini bilirim. Zehra için de mesela bir şeyler saklıyorum. Battaniye çok önemliydi, onun battaniyesi. Böyle yeşil ve el örgüsü, tığ daha doğrusu. Onsuz uyumuyordu mesela. Onu mutlaka saklıyorum. İlk yaptığı resim, ilk yazdığı harf işte okulda. Hep bu ilklere dayalı. Çok güzel resimler yapardı. Onların hepsini çerçeveletip zaten duvarda şu anda duruyor bile. Benim için maneviyat çok önemli. Bu ters köşe benim için biraz o yüzden ilgi çekici oldu aslında. Hiçbir zaman kimsenin aklına gelmeyecek, benim de hiçbir zaman düşünmeyeceğim yönde bir karakterdi bu kötü adamı seslendirme fikri. Kötü karakteri seve seve seslendirmeye, iyi seslendirmeye çalıştım. İnşallah güzel olmuştur. Ben çocukken aslında tabii hep müzikle büyüdüm. Bizim sabah daha ilk uyanır uyanmaz ilk şeyimiz, hani günaydın demeden önce evde yükselen nota sesleriydi. Onun için müzik dışında çok fazla hayalim olmadı açıkçası ama yaşım biraz ilerledikçe edebiyata kaymaya başladım ufak ufak. O yüzden gazeteci olmayı istediğim dönemler olmuştur. Ama daha böyle maceracı zamanlarımda, oyuncaklı zamanlarımda polis olmayı istemişim.